Herkese yeniden merhaba. Ben İlk Doğu kanalıma ve videoma hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bu videonun sohbet videosu mu yoksa bir vlog mu olacağını inanın çok ben de bilmiyorum. Ama sanırım az sohbet videosu olacak gibi. Bugün normalde benim izin günümdü ve ben izin gününde hep kendime söz veririm ve sizlere vloglar çekerim. 1-2 haftaya kadar bu hep böyle ilerliyordu. İzin günlerimde sizlere genelde istediğim videoları çekmeye çalışıyordum, onları ayarlamaya çalışıyordum. Örnek verecek olursak o ince boğaza gittiğim deniz günü vlogunu izin günümde ayarladım. Annem de işe gitmeden önce öncelikle o videoyu ayarlayıp çekimlerimizi güzel bir şekilde yapmıştık. Ama hayat öyle bir şey ki hani sen planlar yaparken başına gelenlerdir diye boşuna demiyorlar. Ben bugün çok düşündüm. Yani ne çeksem ne çeksem. Bir yandan sizlere sohbet videosu çekmek istedim ama kendi dertlerimle sizi boğmak da istemiyorum. Ama bir yandan ben de bu şekilde hani şu anda mutsuzum ve içimden hiçbir şey yapmak gelmiyor. Ne video çekmek, ne alıp bir kitap okumak, ne bir şey yapmak. Ya dedim bir silkelen kendine gel. Sonra bir şey fark ettim. Yıllardır her gün yeniden ayağa kalkmak ne kadar zormuş meğer. Gerçekten şöyle bir şey, hani her güne yeniden kalk, yeniden o ayağa kalk. Sanki hiçbir şey yokmuş gibi, sanki dün yaşamamışsın gibi. Ben bugün bir şey daha fark ettim. Ben uzun bir zamandır, aslında mezuna kaldığımdan beridir diyebiliriz, kendimi ilk defa bu kadar değişik hissettim. Değişikten kastım şu. O kadar uzun zamandır kendi sesimi bastırdım ki haksızlıklara karşı o kadar hep durdum ki artık haksızlıklara karşı asla durmamaya çalışıyorum. Sesimi bastırmaya çalışıyorlar, izin vermiyorum. Hakkımı yemeye çalışıyorlar, yine izin vermiyorum. Hayatımda bir şeyler olup bitiyor ve ben bazen böyle sadece bir seyirci gibi izliyorum sanki. Ailevi durumlar, maddi manevi durumlar, borçlar, harçlar bilmem neler derken her şey bir anda olup bitiyor. Bir baktım Ağustos ayına girmişiz. Okulun açılmasına şurada ne kaldı ki? 1,5 ay kaldı. Ve ben asla hazır değilim. Biraz önce ben bir şey denemeye çalıştım. Hani size hep diyorum ya benim sizlere verdiğim sözler var. O sözlerin başında roman tarihli videolar çekecektim. Açtım defterimi ki defterim benim en kıymetli hazinemdir aslında. Çünkü hocamdan aldığım değerli bilgileri, kendi duygu düşüncelerimi bu deftere aktarırım. Yalan söylemeyeceğim. Sizlere bir Selen Cam'ın tarihli videosunu çekmeye düşünüyordum. Ama bir şey fark ettim. Unutmuşum. Hayır, bu kadar ağır mı geçti benim yaz tatilim ya? Yaz tatili değil mi? Bütün sezon yorulursun böyle. Hani dizi çeker gibi düşün. Sonra yaz tatilinde dinlenirsin. Ben nasıl en sevdiğim dersi bu kadar unuttum ya? Şu an inanın size bir Selen Cam'la ilgili tek hatırladığım Mahtur. Mahtur'un yaşadıkları. Gittiği geldiği yerler. Onun haricinde sıfırım. Beynim boş. Hani felsefede bir terim vardı ya, boş tabula rasa gibi. Beynim sanki şu anda bomboş ve gerçekten oturup ağlayasım var sinirden. Bu videoyu çekmek normalde benim 5 dakikamı alırdı aklımda olsaydı. Şu an her şeyi unutmuş gibiyim. Acaba gerçekten unuttum mu? Yoksa yaşadıklarımdan dolayı beynim onu askıya mı aldı? Bazen bu takım şeyleri biraz çok fazla düşünüyorum. İyiyim, hani bir sıkıntım yok, her şey yolunda. Ama ben şunu fark ettim, yıllardır kendimi o kadar hani her güne yeniden kalk modlusuyla ayarlamışım ki böyle hayatı boşluğa vermek pek bana göre değilmiş gibi, sanki her anı planlamak zorundaymışım gibi bir hissiyata kapıldım. Ben nasıl kendimi bu kadar yordum ya? Mezuna kaldığımdan beri biraz değil bayağı aslında her şey tepe taklak oldu. Üniversiteye başlama hayalleri kurarken bambaşka şeyler oldu. 4 yıl bir şekilde geçti ve bu zamana kadar geldik. Ama bu yaz şunu fark ettim ki ben kendimi biraz fazla mı hırpaladım acaba? Hani şöyle düşünüyorum. Her güne yeniden kalkma mutlusuyla kalkma. Bir gün yap, iki gün yap, iki, üç ay yap da 4 yıl boyunca yapma be arkadaş. Yani 4 yıl boyunca ben nasıl bu kendimi bu eziyeti çektirdim? Nasıl kendimi hani biraz boşlasam ne olurdu ki hayatı? Her şeyi planlasam ne olurdu mesela? Tabi ara ara hani planlarımın olmadığı da oldu ama hani demek istediğim o değil. Demek istediğim kendimi çok fazla sıktığımı fark ettim. Ve bu yüzden şu an bildiğim bir Selen Cam'ın tahliline bakıyorum. Ya burada ne anlatıyor diyorum. Allah'tan ders notum yanımda da gerçekten çekmek istiyorum. Bir Selen Cam tahlil videosunu çekmek istiyorum ama ne zaman çekeceğim onu inanın ben de bilmiyorum. Oysa çok basit. Burada konusunu yazmışım, olay akışını yazmışım. Ama beynim o kadar dolu ki, gerçekten o kadar zor geçmiş ki bu yaz tatili benim için. Her şey çok zorlaşıyor. Uzun zamandır aynada kendime bakmadığımı fark ettim ve aslında ben bir şey daha fark ettim. Hiçbir şey sürmedim yüzüme inanın. Ve sanki
Yaşanan acı olaylar geçtikten sonra vücut mental olarak kendini toparladıktan sonra sanki sivilcelerim kendinden iyileşmeye başladı. İnanın hiçbir şey sürmedi. Hiçbir şey de yok yüzümde. Bunlar daha kötü durumdaydı. Ve sanki ruhum iyileşmeye başladıkça, o olaylar atlatıldıkça, annemin olayları, haksızlığa karşı gelişim, iş yerinde yaşadığım sıkıntılar, zamanla kendini aslında hiçbir şey planlamayıp hayat akışına bıraktığımda aslında iyileşmeye başladığımı fark ettim. Ve o korkulu rüyalarım, sivilcelerim bir anda söndüler. Hiçbir şey de yapmamıştım. Sadece kendimi dinliyordum birkaç gündür ki bu birkaç gündür video çekmediğim gün 4 gündür yine video yok kanalda. Ve kendimi dinlemeye başladığımda yapmayı sevdiğim şeyleri yapınca uzun zamanda izlemek istediğim diziler vardı. Oturdum onları izledim ve Yalan dizisine başladım. Şu anda gerçekten hani çok severek şu anda izliyorum. Değişik bir dizi. Zaten bildiğiniz gibi bu yaz saatinde dizi olmadı. Maddi sıkıntılardan dolayı çekilmediği söyleniyor. Ne kadar doğru ne kadar yanlış inanın ben de bilmiyorum ama oturdum onu izledim. Güneşin Kızları'nı bitireceğim. 25. bölümdeyim. Yani uzun zamanda yapmak istedim de yapamadığım şeyleri izleyeceğim. Sana bir sır vereceğimi de izlemek istiyorum. O da aklımda. Onun haricinde okumak istediğim arkada duran kişisel gelişim kitaplarım var. Sadece onlara biraz bakmak istiyorum. Onun haricinde bu yıl 3. sınıf Servet Fünun dönemini işleyeceğiz Yeni Türk Edebiyatı'nda. Program sitesinde onu gördüm. Baktım kalırsa birazcık onu da yapabilsem zaten 1,5 ay uçup geçmiş olacak. Ve biz hayırlısı sizlerle yeni sezonda yani okulda görüşmüş olacağız. Hayat gerçekten çok ilginç. Vücut mental sağlığını daha doğrusu ruh sağlığını topladığında sanki kendin gerçekten iyileşiyorsun. Geçmez dediğin her şey geçiyor. Yaralar da geçiyor her şey. Sonra baktım ne yapabilirim kendimi mutlu etmek için. Şu an tabii görünmüyor. Böyle saçlarımı sadece kurulsun diye böyle tuttum. Hani ısı falan da uygulamadım bu yaz biliyor musunuz? Ve saçlarım kendini topladı. Gerçekten ısı işlem yapmadığım zaman, maşa düzleştirici kullanmadığım zaman saçlarım kendine geldiğini fark ettim. Hiçbir şekilde boya kullanmadım saçlarıma. Ve şöyle birazcık da olsa uzadılar. Sonra hafiften birazcık kat kestim. Yani perçemlerimi çok hafif de olsa verileştirdim. Ve en azından saçlar böyle topladığım zaman dökülüyor. O hoşuma gitti. Uzun zamandır, tam olarak 2 aydır oje sürmediğimi fark ettim. Ve gerçekten çok beğendim. Turuncu rengi gerçekten çok seviyorum ve birazcık esmer teninde bence çok çok tatlı olduğunu düşünüyorum. Şöyle bakır tonlarında, turuncu bakır da diye biz aslında metalik ve gerçekten çok hoş duruyor. Uzun zamandır kendime bu kadar borçladığım için kendime çok kızgın olsam da yeniden ayağa kalkmak sanırım bu video sayesinde olacak. Bir süredir yaşadığım duygu durumları, yaşanan psikolojik sorunlar, zorlu hayat mücadeleleri derken insan bazen kendini unutuyormuş. Ama kendimi hatırlatmayı kendime çok sevdiğim için kendime teşekkür ediyorum. Bu video sanki aslında bir iyileşme videosu da oldu benim için. Hem konuşup hem sohbet etmek. Aynı şekilde hayatında bazı şeyler kötü giden insanlar varsa sizin de hayatınız aslında yeniden, tekrardan milyon kez başlamanın içinde belki de bir sebep oluşturur. Şu an defterimi göstermeyeyim şöyle. Çekeceğim videoların listesini de yaptım. Umarım bu programı uyarım. Bu aslında iyileşme videosunun bir başlangıcı olsun. Bu video ile beraber herkes kendini iyileşmek için bence söz versin. Hatta bu videonun başına da yazalım. İyileşiyoruz. İyileşmek isteyen herkese bu motivasyon benden size gelsin. Yapmak isteyip de yapamadıklarınız, hayalleriniz, kurduğunuz uç hayaller, yakın gelecekte yapabileceğiniz hayallerinizi yazın. Yazmaktan asla da kaçınmayın. Benim ilham şu anda gelmiyor. Böyle şiir falan hiç yazamıyorum. Bir edebiyatçı için çok komik bir durum ama zamanı gelmedi bence. Zamanı geldiğinde umarım o sözcükler dilimden dökülür. Çok istiyorum ama olmuyor. Yani kalem oynamıyor. Ama en azından video içeriklerim için ufak da olsa bir adım attım. Çekeceğim videolar var. Göstermek istiyorum çünkü ne zaman göstersem o videoları çekmiyorum. O yüzden birkaç tane ürün deneyeceğiz sizlerle beraber. Bunu yaptığım için çok mutluyum. Kendime baktığım için çok mutluyum. Kendimi seviyorum, hayatı seviyorum. Yaşamak çok güzel bir şey. Bazı yaşanan olumsuz durumlar, hayatımızı etkileyen çok önemli durumlar, hayatımızın bütününe yansımamalı diye düşünüyorum. O yüzden bu da böyle sizlerle beraber aslında sohbet ettiğim bir video oldu. Bakın burada neler yazıyor. Bir selencam. Bir selencam tahlili. Yazmışım hepsini efendim. Ondan sonra ikinci dönem.
Milli edebiyatın tarihsel alanı. Tabii ki bunları siz zaten daha iyi biliyorsunuzdur ama benim amacım sadece sizlere birazcık da olsa yol göstermek ve edebiyatın yolculuğuna aslında çıkmak olacak. Türen şiir tarihi bunlar gerçekten aşırı zordu. Sonra bir video karşıma çıktı. Üniversite birinci sınıf anılarım diye. O yüzden üniversite ikinci sınıf anılarım diye de bir video çekebilirim. Sonra bütün yıl çektiğim videolara baktım. Çok fazla video çekmemişim ama aslında ne kadar güzel bir yıl geçirmişim. Zorluklarıyla, güzellikleriyle, yaşanan tecrübelerle, ondan sonra dökülen gözyaşlarıyla ve ışık da yine gitti tabii ki. Dökülen gözyaşlarıyla aslında ne kadar güzel bir ikinci sınıf geçmiş. Umarım 3 ve 4. sınıf bu şekilde geçer. Bu arada aldığım bir bilgiyi de sizlere söylemek istiyorum. Şu anda yanlış bilmiyorsam, bilir kişiler tarafından da az buçuk öğrendiğime göre atama 3 yıl boyunca yok. Yani 4. sınıfta Allah nasip ederse mezun olsam bile atama olmayacak ve ondan sonraki 1 yıl da olmayacak sanırım. Az buçuk öyle tekabül ediyor. Her şey çok değişti. Benden sonrakiler mesela ikinci öğretim okumayacaklar. Bu da çok değişik. Gördüğünüz gibi hayat oldukça değişiyor. Bu düzenli tempo ayak uydurup kendinizi iyileştirmek sadece size ve size ait özellikler aslında. Kendinizi iyileştirmek için bu video başlangıcınız olsun. Yepyeni vloglarda, iyileşme vloglarında görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Beni izlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda daha çok iyileşiyoruz videosunda görüşmek üzere. Belki sizlerle beraber şiir okuruz. Eğer isterseniz şiir okuma videoları, beraber şiirleri keşfedebiliriz. Mesela Turgut Uyar'ın şiir kitabını çok severek örnek veriyorum. Otobüs beklerken aslında okuyordum ve gerçekten çok hoşuma gidiyordu. Ne dersiniz? Birkaç sayfa ara ara vloglar ya da sohbet videolarında şiir okuyalım mı? Aşağıya yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Herkes kendini dinlesin. İyileşmeye yarın değil, bugün başlayın. Yepyeni videolarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.